Hocam selamünaleyküm demiş. Çocuklarımızı kaç yaşında Kur'an öğretmeliyiz demiş hocam. Çocuklarımızın Kur'an öğretme yaşı öyle hani emeklilikten sonra boş vakit bulunca veya işte okuldan sonraki hayatlarında falan değil. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken. 4 yaş, 4 ay, 4 4, günlük. bu pedagojik olarak çocukların artık eğitime ilgi ve alaka Osmanlı'da da duyduğu, böyleymiş galiba Osmanlı'da hocam. da böyle Evet. ilgi ve alakanın artık hani o çocuksu bir hevesten öte 1 yaşında, 2 yaşında çocuklar 2-3 yaşlarındayken anneleri babaları gibi yatar kalkar namaz kılarlar. Onlar gibi işte hadi Sübhaneke'yi oku bakayım oğlum kızım dedikleri zaman onu okur bir iki böyle imanın şartını sayar. Heves icabı yani şartlandırmayla yönlendirmeyle kalıcı bir şey değil. Ancak çocukların gerçekten ilgi duyduğu pedagojik olarak öğrenme çağına başladıkları zaman 4 yaş, Evet. 4 ay, 4 günlükken başlıyor. Hı. Biz de medreselerimizde Fatih medreseleri olarak çocuklarımızı bu yaşta biraz daha kendini işte savunabilecek veyahut da kendini işte oturmasını kalkmasını biliyorsa artı olarak tuvalet alışkanlığını kazanmış Evet. bir takım bağımsız hareketler yapabilmeyi el becerilerini Hı. biliyorsa 4 yaşında da alınıp çocuğu böyle eğitim sürecine Kur'an din eğitimi sürecine hazırlamış oluyoruz. Evet. Çocuğun tabi bundan sonrasında bu çağlar elenmiş bir toprağa ayak iziyle basmak gibidir. Nasıl Evet. ki o zihin duru, berrak, saf, pırıl pırıl iken o çocuk her şeyi teybin düğmesine bastığın zaman alıp bastığın zaman Kaydetmesi sildiği gibi. gibi iken öğretilmediği zaman o çocuk yarın akıl bali olunca ondan sonra dünyayı tanıyınca internetin kölesi mahkumu olunca bir takım dünyalık zevkleri tadınca Evet. karşı cinse karşı ilgi ve alakası kalbinde o sevgi, o şehvet uyandığı zaman Hı. bu çocuğa gel şimdi seni hadi Kur'an öğretelim oğlum 15 yaşına geldin nereye? Kur'an kursuna. Ne yapacağız anne? Oturacaksın bir odanın içinde bir sınıfta Kur'an'ı okuyacaksın, ezberleyeceksin, dinini öğreneceksin. Halbuki bu yaşa kadar çocuk ne yaptı? Ferah, geniş okullarda, ortamlarda, bahçeli, geniş yerlerde okudu. Evet. Ondan sonra kızlı erkekli aynı mekanlarda beraberce 15 yaşına kadar 8-9 sene boyunca okudu. Oralarda yetiştiği. Dışarı çıktığı zaman internet kafeler, ondan sonra çocuk kahvehaneleri ki internet kafeler. Buralarda dünyanın her köşesindeki olumsuz sahnelere, olumsuz programlara, içeriklere ulaşabilme imkanını hatta artık internet kafeler de kalktı. Hı. Telefonlarla, evde telefonlarla bunlara elindeki telefonlarla ulaşma imkanına tabletlerle sahip oldu. Şimdi Evet. bu çocuğa tutup da yani bu vakitten sonra oğlum seni Kur'an öğretmeye kursa gönderiyoruz demek çocuk için otomatik olarak değerlendirdiği şey sen beni hücre eğitimine gönderiyorsun. Evet hocam. Sen beni mahkum ediyorsun. Sen beni dört duvar arasında köleleştiriyorsun. İşte. Halbuki hele hele yaz gününde ki Evet. bu kurslar genelde Yaz yaz günlerinde. kurslarında şeklinde oluyor. Yaz böyle insanların, arkadaşlarının cıvıl cıvıl dışarıda gezdiği, oynadığı, denizlere gittiği, ondan sonra her türlü dünyalık imkanlara kavuştuğu bir zamanda gel oğlum sen şimdi bırak içeride bu ortamda Kur'an öğreneceksin dendiği zaman bu çocuk belki başta bir hafta gider ama ondan sonraki haftada ne hoca onu görebiliyor, o çocuğu görüyor, ne de anne baba o çocuğa daha kursa git, camiye git diye zorlama yapabilecek mecali kalmıyor. O yüzden Evet. çocuk daha çocukken, öğrenerek, oynarken öğreniyor. Yani 5 yaşında, 6 yaşında çocuk, oyun çocuğu, Hı. onun işte pedagojik formasyonuna uygun olarak, onun ruh dünyasına inerek, yani artık oyun tarzında, oyun şeklinde bunları öğrendiği zaman bir bakıyorsun çocuk daha kalbinde dünyaya ait bir şey yok, karşı cinse ait bir şey yok. Hiçbir şey bilmezken hocanın önünde dinini, Allah'ını, peygamberini öğrenip seven bir nesil olarak yetişiyor. Ama Evet. bunun tavı, bu demirin tavı geçtiği zaman da artık soğuk demiri nasıl dövsen de ona şekil vermek, belki döversin soğuk demiri işte örsün üzerinde çekiçle dövdüğün zaman yamultabilirsin. Belli Evet. bir şekil verebilirsin. Belli bir şekilde kırar dökebilirsin ama İstediğin gibi. istenilen şekli Evet. yani o kızgın demir, ateşe girmeden, o kor haline gelmeden onun istenilen
kılıç kama veyahut da ayara gelmesi mümkün olmaz. Halbuki hocam diyorlar ki 4 aylıkken çocuk bir şey mi anlayacak hani? Öyle. Hani her şeyi anlıyor. Kusura bakmasın da. Evet. 4 aylık çocuklarımıza demiyor muyuz? Bu çocuk benden daha iyi bu interneti, tablete, evet, bilgisayarı hocam açmayı, kapamayı biliyor demesini biliyorsun. Evet. Yani pratik olarak çocuk bir bakıyorsun daha okuma yazma bilmiyor ama oyunları biliyor. Daha 2 yaşındaki çocuk tabletinden onlarca yüzlerce oyun yerleştirilmiş ve onların açmasını, kapamasını, seyretmesini, evet, veya oynamasını biliyor. Bu şekilde. Ama diyorsun ki bu çocuk benden daha iyi biliyor. Bak bilgisayarı, zamane çocukları böyle diyorsun. Ama o zamane çocuklarına din ihtiyacını sadece televizyondan aldığı zehirli akımlarla, yabancı kültürlerin işte etkisiyle din öğretilmeyeceğine geldiği zaman daha vakti değil deniyor. Evet. Bu da Müslüman anne babaların ikilemidir, tezatıdır. Yarın işte bu eğitime gereken önem verilmediği zaman, hı hı, son pişmanlık olur ki Allah muhafaza, fayda vermeyecek bir pişmanlıktır.